haber Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kars'taki 7000 yıllık kaya resimleri yok ediliyor. Vandalizm, Paris'te Ermenilere karşı uygulanan soykırımın sembolü olan Gomida sanatına saygısızlık yapıldı. Antranik Paşa Ozanyan 31 Ağustos 1927'de vefat etti. Artsakh Cumhuriyeti'nin Şamyan bölgesindeki Nor Erkeç beldesinde olağanüstü seçimler gerçekleştirilecek. Bashar Assad, yeni Suriye hükümet kabinesini onayladı. Dalgıçlar, Sevan Gölü'ndeki insan kemikleriyle batan teknenin kalıntılarını karaya çıkardı. Batı Ermenistan'daki Kars ilinin 2 kilometrelik Borluk Kaya Vadisi'nde yer alan yaklaşık 7000 yıllık kaya resimleri insanlar tarafından yok ediliyor. Kaya resimleri küçük bazalt taşı panolar üzerine kazıma tekniğiyle yapılmış av hayvanlarının resimlerinden oluşuyor. Kalkolitik döneme tarihlenen kaya resimleri ve mağaraları Kars ilinde bilinen ilk arkeolojik yerleşim alanlarından biri olarak sayılıyor. Sit alanı ilan edilen ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınan vadide 90 mevkide 260 kaya yüzeyinde bulunan kaya resimleri her yıl insanların tahribatına uğruyor. Binlerce yıllık kaya resimlerinin üzeri insanların kendi isimlerini kazıması ya da karalaması nedeniyle artık yok olmak üzere. Tüm bu tahribat işlemlerinin yanı sıra defineciler de bölgede sık sık kaçak kazı yapıyor. Ayrıca kaya resimlerinin arkasında define olabileceği düşüncesiyle resimlerin bulunduğu paneller sökülüyor. Kaya üstü resimlerinin en erkeni kalkolitik ve en geç de Tunç çağında yapılmış oldukları düşünülüyor. Günümüzden 7000 ile 5500 yılları arasında yapıldığı anlaşılan kaya üstü resimleri Kars bölgesinin tarih öncesi resim sanatına büyük katkı sağlıyor. Ermeni anıtlarına yönelik çirkin vandalizm vakaları Temmuz ayında Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırındaki tırmanışın ardından daha sık hale geldi. Bu sefer vandallar kendi kötülüklerini dünyanın kültür başkentlerinden biri olan Paris'te gerçekleştirdiler. Burada dünyaca tanınan büyük Ermeni besteci Gomidas'ın anıtına saygısızlıkta bulundular. Kullanıcı Angela Kıcdıryan bunu kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında "Koronavirüs günlerinde vandalizm, Paris'te Ermenilere karşı uygulanan soykırımı simgeleyen Gomidas heykelinin üzerine bu bir yalandır yazdılar" diyerek topluma duyurdu ve anıtın fotoğrafını paylaştı. Batı Ermenistan'ın kurtuluş mücadelesinin sembolü olan vatanına adanmış General Antranik Ozanyan 31 Ağustos 1927 tarihinde vefat etti. O gün Ermeni milleti halkın birçok şarkı ve efsane armağan ettiği büyük evladını kaybetti. General Antranik Ermeni milletinin sevgi ve saygısını derinliğine kadar yaşadı. Bizler vatansever kutsal işini sürdürerek Ermeni milletinin şanlı kahramanının anısını daima kalbimizde taşıyoruz. General Antranik ve diğer kahramanların Batı Ermenistan'ı özgür kılmak olan yarım kalmış mücadelesini özgür, bağımsız ve birleşik Ermenistan fikrini hayata geçirerek tamamlamak bizim görevimizdir. Huzur içinde yat, vatanın cesur askeri. Antranik Paşa, sen çok yaşa. Artsakh Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu basın servisine göre Şahumyan bölgesinin Nor Erkeç beldesinin belediye başkanının olağanüstü seçiminin gerçekleştirilmesi, seçimlerin hazırlanması ve yürütülmesi için masrafların finanse edilmesi hakkında Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti'nin 18 Ağustos 2020'deki 349 nolu kararına göre ve Artsakh Cumhuriyeti Seçim Yasası'nın 140. maddesi uyarınca Artsakh Cumhuriyeti Merkez Seçim Komisyonu Şahumyan Bölgesi Nor Erkeç Beldesi'nde 17 Eylül 2020'de yapılacak seçimlerin organizasyonu ve yürütülmesi için ana etkinliklerin zaman çizelgesini onayladı. Suriye'nin resmi sana ajansı tarafından bildirildiğine göre Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bashar Assad ilgili 221 sayılı kararnameyi imzalayarak 29 bakandan oluşan yeni hükümetin kabinesini onayladı. Belgeye göre Suriye hükümetine 11 Haziran'dan bu yana başbakan vekili olan Hüseyin Arnus başkanlık edecek. Arnus 2016'dan 2020'ye kadar Suriye hükümetine başkanlık eden İmad Hamis'in yerini aldı. Hüseyin Arnus, başbakan olarak atanmadan önce halk arasında yüksek gayreti ve en zor sorunları çözme becerisiyle tanınmaktadır.
yeni başbakan, 2013'ten beri Bayındırlık Bakanı ve 2016'dan 2018'e kadar İskan ve Bayındırlık Bakanı olarak görev yapıyordu. Arnus zamanında Al-Kunitra ve Deir Erzor'un valisiydi. Hüseyin Arnus, başbakan olarak atanmadan önce Suriye Su Kaynakları Bakanı'ydı. Hasaka eyaletine bağlı yerleşim yerlerine içme suyu temini sorununu çözmek onun katılımıyla mümkün oldu. Sevan Gölü'nde bilimsel düzeyde sualtı arkeolojik keşif çalışmaları yapıldı. Dalgıçlar batık teknenin gölün dibinde korunan kısmını kaydettiler, bazı parçalar karaya çıkarıldı. Bunların birkaç yüzyıllık geçmişi olabilir. Arkeologlar ve jeologlar grubu ile Arm Diving Kulüp dalgıçlarıyla birlikte yapılan araştırma çalışmaları sonucunda bazı insan kemikleri karaya çıkarıldı. Ön araştırmaya göre bulunan kemikler muhtemelen yetişkin bir erkeğe ait ve korunmuş dişlere sahip bir alt çenedir. Keşif grubu daha önce Sevan Gölü yakınlarındaki M.Ö. 12. 6. yüzyıllara tarihlenen Artaniş 23 adlı mezar alanında kazı çalışmaları yürüttü. Arkeolojik çalışmaların tam raporu ve sonuçların özeti daha sonra arkeologlar grubu tarafından açıklanacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sağık Saakyan tarafından seslendirilen Antranik Paşa'nın adlı eseri sunuyorum. Antranik Paşa'm fidai nerov, zinvat patras pazmosin zrenkerov. Antsav sarudzov, yurtasnyakerov, zasun khalatman tartsanar yantzov. Antsav sarudzov, yurtasnyakerov. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.